Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size limonlu nefis, ferahlatıcı bir yaş pasta tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için yarım çay bardağı sıvı yağım var. 100 gram kadar toz şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, bir adet limonun kabuklarını rendeledim ve bize yarım limonun suyu lazım. Ayrıca 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya şekeri. İlk olarak yumurtaları toz şekeri ve vanilya şekeri ile rengi dönüp krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Ben hemen hemen 10 dakika kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtaların rengi döndü krema haline geldi. Şimdi geri kalan malzemeleri ilave ediyorum. Kabartma tozunu unla karıştırdım. Yavaş yavaş yumurta karışımına ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Hamuru altına fırın kağıdı koymuş oldum. Bir pasta kalıbına döküyorum ve önceden ısıttığım 170 derece fırında 35-40 dakika arası pişiriyorum. Ve Kremasını hazırlıyorum. Kreması için bir paket mascarpone peynirim var, 500 gram süzme yoğurt bir pakette, süt kreması, 200 gram toz şeker, 2 adet limonun kabuklarını rendeledim, suyunu sıktım. Bir paket vanilya şekerim var. Bir pakette krem şanti kullanıyoruz. Kremayı hazırlaması da çok kolay. Malzemelerin hepsini bir kabın içerisine alıyorum, mikserle çırpıyorum. Rendelemiş olduğum limon kabuklarından biraz pastayı süslemek için ayırıyorum. Geri kalanını kremanın içerisine ilave ettim. Kekim de bu arada fırından çıktı, tamamen soğudu. Şimdi keki ile ıslatıyorum. İsterseniz bir adet taze portakalı sıkıp içine bir adet limonun suyunu da ekleyip karıştırıp o karışımla da kekinizi ıslatabilirsiniz. Kekimi güzelce ıslattıktan sonra kremayı kekin üzerine döküyorum ve düzlüyorum. İnanın bu pasta o kadar ferahlatıcı ki bu benim kendi fikrim ve siz isterseniz tabii ki kremayı değiştirebilirsiniz. Şimdi pastamın üzerine limonlu bir jöle hazırlıyorum. Bunun için 500 ml limonatam vardı. İçerisine 5-6 yemek kaşığı nişasta biraz da toz şeker ilave ettikten sonra tam böyle koyulaşana kadar pişirip ocağımın altını kapatıyorum ve soğuduktan sonra tam böyle tamamen soğumuyor ılıkken kremanın üzerine döküyorum eğer sıcak dökerseniz kremanız erir onun için soğumasını bekleyin şimdi pastamı en az 3-4 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum bir gece dinlendirirseniz daha iyi olur ben pastayı bir gece dinlendirdim. Ertesi günü limon dilimleri ve ayırmış olduğum rendelediğim limon kabuklarıyla süsledim. Birer tane de üzerine antep fıstığı koydum. Bence böyle limonlu pastalara antep fıstığı çok güzel yakışıyor. Şimdi pastamı sizin için kesip hem tadına bakmak istiyorum hem de size içerisini göstermek istiyorum. İnanın gerçekten çok ferahlatıcı nefis bir pasta olmuştu. Eğer jüresini biraz daha sert isterseniz biraz fazla nişasta ekleyin. Ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor. Evet tadına da baktım. İnanın gerçekten yaz aylarında vazgeçemeyeceğiniz bir pasta oldu. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.